Evet, şu Gevencel ile ilgili çok enteresan bir olay oldu. Beyefendinin parmağı kıstırmış, bu kaparasına ezilmiş. Adeta kopma noktasına gelmiş serçe parmağı. Biz Gevencel göndermişiz, istemiş. 11 günde iyileşmiş. 11 günde. Evet, burada resmi var. Resmini göndermiş. Gevencel kullandım. 11 günde iyileştim diyor. Gevencel. Evet, Geven hücre yeniliyor, DNA'yı tamir ediyor. Mükemmel bir ürün. Gevenle ilgili Amerika'da çok büyük bir buluş yapıldı. Birleşiminde Geven'in astragalo denen bir madde buldular. Kilosu 36 bin dolar. Ha, biz bunu alamayız. Ama yan etkisi de olabileceği tartışıldığı için o işe girmiyoruz. Neden yan etkisi olabilir? Çünkü saflaştırılan herhangi bir şey her zaman risktir. Şöyle örnek vereyim. Söğütün kabuğundan elde edilen ekstraktı eklem rahatsızlarına, eklem ağrılarına, eklem kireçlenmesine kullanabilirsiniz. Ama onun içerisinde bir tane maddeyi alıp da kullanırsanız mideye, böbreğe, karaciğere, organlara, kemiğe her şeye zarar verir. Mesela öyle yapmışlar. Aspirini bu şekilde üretmişler. Aspirini söğütün içerisinde etken bir maddeyi alıp asetil salisilik aside dönüştürmüşler. Saflaştığı için direkt asit mideyi yakar. Böbreğe zarar verir, kemiğe zarar verir, kansızlığa sebep olur. Baş ağrısı, bulantı, iç kanamaya sebep olur. Bir sürü yan etkisi var. Saflaştırmadan doğal kullanılırsa söğüt ekstraktı hiçbir yan etkisi yok. Gevenin de aynı şekilde doğal olarak üretseler bir yan etkisi yok. Ama astragalo saflaştırıldığı için şimdilik yan etkileri bilinmiyor. Neleri tetikleyeceği.